Burada aslında ağırlıklı olarak Creative Commons'la ilgili hem lisanslardan da bahsedeceğiz ama özellikle ODTÜ'deki çalışmalarla ilgili de bir şekilde bu konularla ilgili Kürşat Hocam'dan bilgi de almaya çalışacağız. Burada Kürşat Hocam'ın ben çok kısa olarak çalışmalarından da bahsetmek istiyorum. Kendisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünde öğretim üyesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Aynı zamanda Türkiye'deki açık eğitim hareketiyle ilgili ilk çalışmaları içinde her zaman yer almış bir kişi. Hem eğitim teknolojileri konusunda hem de açık kavramını genel olarak çok fazla üzerinde hem çalıştığı hem belki de teknik anlamda çok fazla proje içinde de yer aldığı için kendisini bugün ben dinlemekten fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimlerini paylaşmasından da çok memnun oluyorum. Kürşat Hocam size vereyim ben sözü. Sizinle beraber çalışmalara devam edelim. Buyurun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Pardon, burada biraz bir teknik sorunlar yaşıyoruz ama inşallah halledeceğiz. Evet, öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Peki, tekrar kendi bilgisayarıma geçeyim. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim, belki tanımayan arkadaşlar varsa. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde matematik bölümünden lisans mezunuyum. Daha sonra bilgisayar mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptım. Doktora çalışmalarını Amerika'nın Indiana Üniversitesi'nde tamamladım. Öğretim teknolojileri ve bilişsel bilimler üzerine. En önemli çalışmam ya da projelerimden hani bahsedecek olursak, Türkiye İnternet Projesi'dir. Türkiye'ye interneti getiren ekibin teknik yöneticisiydim. 1988'den 97 başına kadar ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalıştım. Dediğim gibi internet projesi benim hayatımı değiştiren projelerden bir tanesiydi. Sonra da internet üzerinde tabii bir takım servisleri, bir takım yenilikleri getirme üzerinde de çalışmalarımız devam etti. Açık ders kaynakları bu konudaki hani en önemli kaynaklar, en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu hem benim üniversitede idari olarak sürdürdüğüm, yöneticiliğini sürdürdüğüm bir birimin çalışmaları kapsamında devam ediyoruz. Hem de akademik çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Konuyla ilgili doktora tezi yaptırdık. Bununla ilgili değişik yayınlarımız var. Ders üretimi, özellikle açık ders malzemesi üretimi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Creative Commons lisanslı bunlar. MOOC son yılların yine en önemli şeylerinden bir tanesi. Araçlarından mı diyelim ya da eğitim araçlarından bir tanesi. MOOC üzerinde de yine yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Birazdan bahsederiz onlarla da. Çok teşekkürler hocam. Şimdi Kürşat hocamın aslında benim tanışmam 2007 senesine dayanıyor. O zamanlar Türkiye'de açık ders malzemeleriyle ilgili çalışmaları yürütüyorduk. Ve o zamandan bu zamana aslında dünyada çok farklı gelişmeler oldu. Açık ders malzemeleriyle aslında gelişen bu yapı birazcık daha böyle kitlesel açık eğitime doğru bir devam şeklinde görüldü. Ama işin açıkçası maalesef Türkiye'de biz bu gelişimi tam yaşayamadık. Yani hem açık ders malzemelerinin belli bir noktaya gelişi biraz zor oldu aslında. Birkaç proje vardı, onlar yarım kaldılar. Ama belki de yurt dışındaki üniversitelerin belli bir noktaya getirdiği yapıyı Türkiye'de pek getiremedik. Hocam bunun sebebi ne oldu? Yani açık ders malzemeleri o ilk kıvılcım Türkiye'de niye bir ateşe dönüşmedi tam anlamıyla? Belki o en klasik problemimiz, hani bir işe Türk gibi başlamak ama bir hani İngiliz gibi bitirememek gibi bir sorunumuz vardır ya, belki de o. Büyük bir heyecanla başlandı, bir takım kurumların yine girişimiyle. Burada belki en büyük krediyi o zamanki, işte beraber çalıştığımız dönemki TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi yönetimine vermek lazım. Onlar bu işin arkasında durdular, proje yazdılar, projeyle kaynak sağladılar, belli bir yere getirdiler. İyi bir başlangıç olmuştu ama ne yazık ki bu proje Türkiye'deki pek çok proje gibi
atıl kaldı. Devamı sağlanamadı. Yani sürdürülebilirlik problemimiz bu proje kapsamında da, açık ders malzemeleri kapsamında da karşımıza çıktı. Bir sebeplerden bir tanesi bu. Diğer sebeplerden bir tanesi, şimdi dünyaya baktığımızda aslında bu gönüllü bir hareket. Ders kaynaklarınızı, ders materyallerinizi herkese açık paylaşmak. Fakat Türkiye'de ne yazık ki gönüllü çalışma ne denir? Geleneği mi diyelim ya da gönüllü çalışma alışkanlığı çok yok. Özellikle akademisyenler arasında çok yok. Bununla ilgili yaptığımız bir test çalışması vardı. O test kapsamında da bu biraz ortaya çıktı. Akademisyenlerimiz şeyleri, kaynakları almak istiyorlar, yararlanmak istiyorlar ama kendileri kaynaklarını açık paylaşmaya çok istekli değiller. Halbuki en klasik şey vardır, ne denir? Slogan, hani bilgi paylaştıkça çoğalır. Aslında elinizdeki bilgiyi paylaşsanız bu sizin için de bir artı değer olacak. Fakat ne yazık ki Türkiye'de bu başarılamadı. Değişik nedenler, az önce de bahsettiğim temel nedenlerden dolayı. Hocam şöyle yapalım. Sizin makinede bazen sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Onu ben devre dışı bırakayım. Tamam. Benimkinden devam edelim. Şimdi Kürşat Hocam'ın da bahsettiği gibi hani bu gönüllü hareketi biz yaşayamadık. Aslında bugünlerde konuşuyorduk başka konularla ilgili olarak da. Şöyle bir de durum vardı hatırlarsanız. Hani bir teşvik sistemi getiriliyor. Evet. Maalesef bu teşvik sistemi belli bir süre sonra tam tersi bir etki yaratıyor Türkiye'de. Evet. İşte akademik teşvikle ilgili en son bunları gördük. İşte uluslararası yayın yapmayla ilgili indekslerde bir takım sıkıntılar vardı. Aynı problemi gördük. Bu sefer destek yoksa o zaman neden bu emeği harcayayım gibi bir şey ortaya çıkıyordu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam mesela MIT'nin çalışmalarında herhangi bir şekilde öğretim elemanına hiçbir ücret ödenmiyordu. Aslında oradaki onların bağış almalarının sebebi bu derslerin internet ortamına yerleştirilmesi için bir altyapı sağlamak. Belki de ODTÜ'deki açık ders malzemeleri portalının belli bir noktaya gelmesinde de tamamen ofisin değil mi desteklenmesi ama öğretim elemanına ekstra bir ücret ödenmemesi bunun sürdürülebilirliğini sağladı diye düşünüyorum. Şimdi hani bizdeki yapıdan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki yapıdan o zaman biraz bahsedelim. Açık ders malzemeleri, eğer ekran paylaşma imkanınız var mı? Tabii. Şimdi hemen orada ona geçelim hocam. Bizim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin açık ders kaynakları projesi. Birazdan paylaşacağımız projelerden bir tanesi. Bugüne kadar ziyaret etmediyseniz tavsiye ederim. OJW yani Open Courseware'in baş harfleri OJW.metodu.tr adresine giderseniz ODTÜ'deki gönüllü hocalarım yani kaynaklarını hiçbir karşılık istemeden açan hocaların derslerini göreceksiniz. Değişik kategorilerde yanılmıyorsam 120-130 civarında dersimiz var. Değişik hocalardan gelen değişik zenginlikte. Bazı dersler çok zengin. Ama bazı dersler nispeten işte sadece yazılı kaynak şeklinde olabiliyor. Tüm derslerimiz Creative Commons lisansıyla lisanslı. Ve aslında bu bizim mesela stratejik planımızın da parçalarından bir tanesi. Stratejik planla da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin her yıl belli sayıda açık ders malzemesini bu portale koyması gibi bir hedef konmuş durumda. Dolayısıyla bu tür önde yani bizi bir uygulamalarımızdan bir tanesini görüyorsunuz. Bu biraz daha profesyonelce yapılmış bir ürün. Kimya laboratuvarlarını, öğrencilerimiz kimya laboratuvarlarına gitmeden önce laboratuvarda başlarına ne gelecek, nasıl bir kimya deneyi yapacaklar, bunu gösteren video tabanlı bir uygulama. Bunun fizik laboratuvarı için olanları da var. Bu paylaşıma açık. Bazı üniversitelerden öyle talepler de gelmişti. Bizim işte kimya lablarımızla ilgili bu videoları kullanabilir miyiz diye. Evet, hani ticari bir amaçla, para kazanma amacıyla kullanmayacaksanız kaynaklar Creative Commons'ın ilgili lisansıyla lisanslandığı için alıp kullanabiliyorsunuz. Bu bağlamda da biz üniversitede bir öğretim teknolojileri destek ofisimiz var. O destek ofisi isteyen hocalarımızın, gönüllü hocalarımızın derslerini kaydediyorlar.
hazırlıyorlar. Onların kurgusunu yapıyorlar ve ondan sonra bu platformun üzerine koyuyorlar. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın tüm her tarafından ziyaretçisi var platformumuzun. Yıllık yanılmıyorsam 150-200 bin civarında ziyaretçi geliyor bu şeylere, ders materyallerine. Son zamanlarda sadece üniversiteye yönelik değil, mesela lisenin sonunda bakacak olursanız orta öğretim öğrencilerine de yönelik bazı kaynaklar koymaya başladık. Bazı hocalarımız, mesela fizik bölümündeki fizik bölüm başkanımız Altı hocamız bizim ne derler, hani bu işe gönül koymuş, en gönül koymuş hocalarımızdan bir tanesi. Altı hocamızın hem gider derslerini kaydederiz, hem de aynı zamanda Altı hoca bize işte ya lise öğrencilerine şöyle bir kaynak olsa iyi olur, hadi böyle bir şey yapalım der, biz onun materyallerini hazırlarız gibi. Yani bizde de bir, yani böyle yüzlerce kişi hadi derslerimizi koyalım türünde bir talebi yok insanların, ama sürekli bir gelen, her dönem birkaç kişi şeyler geliyor, talepler geliyor. Dolayısıyla biz de bunları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar da işte gelen talepler doğrultusunda 100 küsür derse, 120-130 kadar derse ulaştık. Önümüzdeki hedefimiz bu sayıyı daha da arttırmak tabii ki. Buna yönelik aslında belki konuyla ilgili bilgisi olanlar vardır. YÖK geçen haftalarda bir şey yayınladı. Böyle bir yönetmelik kimsi bir şey bütün üniversitelere. Bu açık kaynaklarla ilgili, açık erişimle ilgili yayınlanan bu yönetmeliğin içinde açık dersler de var. Açık ders kaynakları da var. Üniversiteler bunları yapmaya teşvik edilecekler. İşte nasıl yayın yapıyorsa insanlar, bunun gibi aynı zamanda dersini, ders kaynaklarını paylaşma yönünde YÖK'ten böyle bir gelen yönetmelikte ibare var. Bu güzel ama pratiğe geçer mi? Onu bilmiyoruz. Onu süreç içinde göreceğiz. Çok teşekkürler hocam. Bu aslında ne kadar uzun soluklu bir çalışma olduğunu da gösteriyor bize. Şöyle bir örnekle ben bunu pekiştireyim. 2007 yılında başlayan ve 2009 yılında aslında ilk meyvelerini veren proje bugün hala çok ciddi anlamda kullanıcı alıyor. Ben açıkders.org.tr'nin kayıtlarına bazen girip bakıyorum. Hı hı. Aslında dersler neredeyse 10 yıl olmuş. Aynen. Yani biz sisteme yükleyelim. Ama ciddi anlamda bir yine talep var. Bu anlamda baktığınız zaman bu derslerin bir kere oluşturulup uygun bir portala yerleştirilmesi aslında belki de yıllar boyunca kullanılıyor ve bu hizmet veriyor. Bir şekilde bunların eskimesi vesairesi söz konusu olmuyor. Hı hı. Çünkü bu içerikler aslında birazcık daha hani genel geçer içerikleri de barındırdığı için çok fazla belki teknik konularda örneğin bir ofis yazılımını anlattığınız zaman belki bu hızlı bir şekilde eskiyebilir ama hani bu temel bilimlerle ilgili çalışmalar çok uzun süreler kullanılabiliyor. Bir de İlkay'la biz hatırlarsanız konuşurken şundan bahsetmişti. Hani bu içeriklerin sadece alınıp paylaşılması üzerine bir takım değişiklikler yapılarak tekrardan kullanılması da önemli. Hatırlarsanız MIT'nin derslerine bir dolar milyarderi değil mi? Kendi diline çevirmesi için bir çalışma yapmıştı. Büyük ihtimalle ODTÜ'nün portalındaki dersler de belki Türkçeleştiriliyor veya farklı İngilizceden kendi yerel dillerine çevrilip kullanılıyor. Bu şekilde aslında çok ciddi anlamda bir kullanım imkanı ortaya çıkıyor. Kullanılabilir, yapılabilir ama şu aşamada en azından bize gelen bir bilgi yok. Hani böyle bir tercüme yapılıyor, ediliyor şeklinde ama sistemdeki derslerimiz hani bu tür şeylere açık. En azından hani şu anda bizim en büyük hani mutlu olduğumuz şey bu platformdaki derslerimize insanların gelip ilgi göstermesi, kullanması ve hani bizdeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde biriken birikimin herkesle paylaşılması. Keşke onu soru, daha öteye götürebilsek dedi. Bir soru var demişti İlkay. Alabiliriz diye. İsterseniz ona bakalım. Şimdi aslında iki farklı portal var. Açıkders.org.tr'deki ders dili Türkçe. Türkçe, evet. Oradaki derslerin bazıları çeviri, bazıları telif. Yani telifi ödenerek yaptırılan dersler. ODTÜ'deki derslerin birçoğu İngilizce. Çünkü ODTÜ'deki öğretim dili İngilizce olduğu için biz de genellikle hocaların sınıfına gidip, yani normal dönem içinde 14 haftalık dersi var.
14 haftalık ders sürecinde gidip onların işte videoluysa videolarını çekiyoruz. Ama kimi derslerimizde az önce de bahsettiğim mesela 6 hoca gidip özellikle Türkiye'de verilmeyen bir dersi, fizik bölümündeki bir dersi yazın geldi, yaz tatilinden feragat edip Türkçesini hazırladı. Mesela kimya laboratuvarı, fizik laboratuvarı, az önce Orçun'un gösterdiği örnekler vardı. Biz onları özellikle hem İngilizce hem Türkçe hazırladık. Çünkü Türkiye'deki değişik üniversitelerin de bu tür temel bazı derslere ihtiyaçları vardır diye inandığımız için. Orta öğretime yönelik olan derslerimiz yine doğası gereği yine Türkçe hazırlanıyor. Ama dediğim gibi bizdeki derslerin, klasik akademik derslerin çoğu, akademik dilimiz, derslerdeki dilimiz İngilizce olduğu için derslerin çoğu İngilizce. Aslında o tabii bir şekilde yurt dışından kullanımı da çok arttırıyor. Tabii bizim en büyük şeylerimiz, yani dünyanın her tarafından, daha dün işte bir başka toplantı kapsamında bakmıştık. Dünyanın her yerinden, ne bileyim Yeni Zelanda'sından da Türkiye'deki bu kaynaklara ulaşan var. Hawaii'sinden de, Moğolistan'ından da tüm Türkiye'ye, en azından Türkiye'deki akademik birikimin paylaşımı oluyor. Hatta değişik burada istatistiklerimiz var. Evet. Evet, oralardan işte günlük, haftalık, aylık, yıllık istatistikler alıp nerelerden ne tür bağlantılar yapılmış onları görüyorsunuz. Afrika'nın ortasındaki yani çok şey olan ülkeler ya da işte Afganistan belki olmayabilir ama onun dışındaki hemen hemen her yerden, işte Kuzey Kore belki, evet, şey, onun dışındaki hemen hemen her yerden, dünyanın her yerinden ciddi bir katılım, bağlantılar var, katılımlar var. Çok teşekkürler hocam. Bu arada hocamın bahsettiği Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi, evet, burada belki de açık eğitimle ilgili hani üniversitelerdeki en önemli bileşenlerden bir tanesi bu. Aynen. Çünkü aksi takdirde üniversite içindeki veya işte eğitim kurumları içerisindeki yapılanma bu konuda çok fazla bilgiye sahip değil. Bu desteği de aslında rektörlük sağlıyor bir anlamda. Bu ciddi bir avantaj. Orada hazır ekranı paylaşıyorken Açık Eğitim Haftası'nın adresinden de aslında hafta boyu tüm dünyada düzenlenen bu tarzdaki hem çevrim içi hem de çevrim dışı etkinlikleri yakalamak mümkün olabilir. Bizim de etkinlik şu anda burada başlıyor olarak gözükmüştü. Oradan da yine diğer etkinliklere de önümüzdeki günlerde de erişmeniz mümkün olabilir. Evet. Hocam bu açık ders malzemelerinden birazcık daha geniş kapsamlı olarak düşündüğümüz kitlesel açık eğitim, evet, yapısına bir değinebilir miyiz? Tabii. Hem de ben bu arada onunla ilgili de sizin, evet, proje sayfanızı açayım. Tamam. Neler söyleyebiliriz? Evet. Yani bilgi işle ilgili olabilir. Tabii. Genel olarak MOOC'larla ilgili olabilir. Bize neler söyleyebilir? Süreçten hani yine belki çok süreçle ilgili bilgisi olmayan arkadaşlar olabilir. Kısaca ondan bahsetmekte fayda var. Şimdi, hı-hı, açık ders malzemeleri ya da açık ders kaynakları hareketi 1990'ların sonunda başlıyor. MIT'den ortaya çıkıyor. Massachusetts Institute of Technology Amerika'da. Ve önemli bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Bütün dünyada her kurum işte ders kaynaklarını paylaşmaya çalışıyor falan. Fakat bir süre sonra bakıyorlar, bu güzel, hani kaynaklarımızı paylaşıyoruz, ders kaynaklarımızı paylaşıyoruz ama bunu biraz daha öteye götürmek gerekiyor deniyor. İlginç olarak hem akademik tarafta hem de ticari tarafta başlayan hareketler var. MIT ile Harvard'ın ortak bir girişimi, edX denilen bir girişim var. Sadece ders kaynağı şeklinde değil, dersin tümü şeklinde bir yapıya oluştu, geçelim deniyor. Aynı zamanda Stanford Üniversitesi'nde bir profesörün başlattığı, deneysel olarak başlatıp ondan sonra ilgiyi görüp kurduğu işte bir takım firmalar var. Örneğin işte çoğunuz duymuşsunuzdur. Mesela Coursera bu şekilde ortaya çıkanlardan bir tanesi. Veya Türk bir girişimcinin kurduğu Udemy mesela bunlardan bir tanesi. Ama bunun bir de akademik tarafta şeysi var, gelişimi var. edX işte dediğim gibi MIT Harvard ortaklığında olan bir şey. Buradan kitlesel dersler. İngilizcesi MOOC, Massive Open Online Courses dediğimiz kitlesel, açık, çevrimiçi dersler. Bunlar ticari tarafta olanlarda işte dersi ücretsiz, belli bir kısmını ücretsiz alabiliyorsunuz. Sonra bir miktar ücret vererek bizim micropayment dediğimiz küçük ücretlerle bir dersi tamamlayıp sertifika alabiliyorsunuz. Akademik tarafta bunun örnekleri var.
Bu tür girişimler Türkiye'de örneğin ilk işte Atatürk Üniversitesi'nde mesela başlatılmıştı. Atadem miydi? Öyle bir, evet, öyle bir adı vardı. Birkaç ders koydular ama yine aynı sorun orada da oldu. Sürdürülebilirlik problemi oldu. Evet. Sistem çalışmaya başladı. Birkaç dersi şey yaptılar ama bildiğim kadarıyla daha sonra da sürdüremediler. Bir yerde takıldı kaldı. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak bu konuda da bir çalışma başlattık. Daha doğrusu bir Avrupa Birliği projesiydi. İPA projeleri denilen bir takım projeler var. Proje kaynakları var. O Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çağrı yapmıştı. İnsan kaynaklarını geliştirme birimi. Biliyorsunuz biz işte Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden bir tanesi. Ve aday ülkelerin değişik alanlardaki seviyelerini AB ülkeleri seviyesine çıkartmaları lazım. Bu eğitilmiş iş gücü de bunlardan bir tanesi. Eğitilmiş iş gücünü yukarıya doğru çekebilmek için bazı proje çağrılarında bulundu. Biz de dedik ki ODTÜ olarak böyle bir proje öneriyoruz. Dedik ki MOOC portali oluşturacağız. Özellikle KOBİ çalışanlarına ve işverenlerine yönelik. Onların yani okullardaki öğrenciler değil ama çalışanlar mesleki becerilerini arttırsınlar, yeni açılımlar yapsınlar, daha inovatif işler yapabilsinler veya de işlerini daha verimli hale çeksinler. Bu amaçla Avrupa Birliği'nden bir destek alındı. O destek kapsamında da şu an karşınızda gördüğünüz bilge iş ortamı oluşturuldu. bilgeiş.net adresinden ulaşabilirsiniz. Burada 100 tane ders başlangıçta oluşturuldu. Şu anda 110 civarına çıktı. Şu an yine geliştirmekte olduğumuz bazı başka dersler var. Bu sayıyı işte yavaş yavaş yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz. Buradaki tüm dersler ücretsiz. Girip aşağı doğru kayarsan kategorileri görmemiz mümkün. Sayfanın aşağısına ilerlerseniz orada değişik kategoriler var. 100 dersin yaklaşık 70 civarı, %70'i teknik ağırlıklı dersler ama giriş seviyesinde. Yani bir Ostim bölgesinde bir küçük bir işletmede çalışan bir kişi bile bu dersleri alıp kendini belli bir yere getirebilir. Bunun yanı sıra sadece teknik dersler değil, aynı zamanda sosyal beceriler de var. Örneğin işte iletişim becerisi, sunum yapma becerisi veya iş yerinde işte insanlarla çalışıyorsun, zor insanlarla baş etme mesela. Çok ilginçtir. Bu arada onu da belki belirtmekte fayda var. Bizim derslerimizde şampiyon dersimiz zor insanlarla baş etme dersi. En çok alınan, en çok sertifika alınan dersimiz zor insanlarla baş etme. İşte Python falan biz bekliyorduk. İşte Python dersleri, programlama dersleri çok ilgi çeker diye. Listede yanılmıyorsam 4. ya da 5. sırada ders, Python dersi. Sosyal becerilere yönelik özellikle KOBİ'lerin şeyleri var. Çok büyük ilgileri var. Dolayısıyla burada bu platform şu anda çok ilgi gören bir platform. Çünkü derslerimiz çok zor değil. Böyle sıradan insanlara, çalışanlara ve göre seviyesi belirlenmiş ve onların iş yerinde ayırabilecekleri zamana göre belirlenmiş dersler. Çok çok uzun değiller, çok kısa değiller. Bir şey yapıp sonuçta bir şey elde etmeye yönelik dersler. İşte bu hafta itibariyle, yanılmıyorsam dün ya da evvelsi gün itibariyle şu anda platformda 111 bin kişi kayıtlı. Bizim derslerimizi alıyor. Bunların içinden 60 bin kadar sertifika vermişiz. Şu anda sistem şeyde, hani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kaynaklarıyla sürdürülüyor. Burada da diğer önceki projeler gibi tabii en büyük sorunlarımızdan bir tanesi sürdürülebilirlik. Böyle büyük bir platformu çalıştırabilmek için ciddi mali kaynaklara ihtiyaç var. Ne yazık ki üniversitelerin durumunu biliyorsunuz. Kaynak ayırma problemlerini biliyorsunuz. Kaynak ayırmakta çok ciddi sorunlar yaşıyoruz biz de. Gönüllülük bazında çalışıyoruz. Örneğin üniversitedeki topluma hizmet dersi var. Belki eğitim fakültesinde olanlar bilirler. Biz mesela topluma hizmet dersi kapsamında öğrencileri alıyoruz. Burada hem dersin sorun gereksinimlerini, gereksinimlerini yerine getiriyorlar. Hem de bilgi iş platformuna destek veriyorlar. İşte üniversitedeki araştırma görevlisi arkadaşlar destek veriyorlar. Ama mesela bir MIT ya da bir işte Coursera gibi girişimle karşılaştırdığınızda çok
komik rakamlarla böyle hani 100 bin kişilik, 110 bin kişilik bir kitleye hizmet veriyoruz. MIT'nin edX platformunun bütçesi yanılmıyorsam 250-300 milyon dolar civarında bir devasa bir bütçesi var. Her yıl çok ciddi bağışlar alıyorlar. Yani bizim elimizde işte sağdan soldan bağışlarla falan biz de bir iki bağış almaya çalıştık. 50 bin 60 bin liralık bir bütçeyle bu devasa platformu yaklaşık 1,5 senedir sürdürmeye çalışıyoruz. Ağırlık gönüllülük bazında ilerliyor. Sorular gelmiş galiba. İlkay, sürdürülebilirlikle ilgili neler yapılabilir? Ona birazcık yanıt verdiniz belki. Kurumsal destek belki en önemli şeylerden bir tanesi. Yani kurumsal destek, kurumsal desteğin arkasında durması gerekiyor böyle büyük bir şeyde. Kişisel çabalarla belli bir yere kadar gidiyor. Oradan kişiler ayrıldığında, mesela TÜBA örneğinde biz bunu gördük. TÜBA'da bunun arkasında duran bir ekip vardı ama o oradaki ilgili kişiler değişik nedenlerle ayrıldıkları anda proje bitti. Evet. Ya da hani proje işte az önce gördüğünüz şekilde, o zaman ne yapılmışsa o şekliyle devam ediyor ama onun üzerine bir ilerleme, bir üstüne bir tekrardan bir tuğla konmadı. Kurumun arkasında durması gerekiyor. En önemli şey sürdürülebilirlik şeysi budur. Evet. Hocam bir de bu açık derslerle ilgili veya bütün bu açık eğitim yapısıyla ilgili lisans konusunda ne dersiniz? Mesela İlge işte Creative Commons'ta bütün dersleri lisanslanmış durumda. Yani bunun bir teknik boyutu var. Örneğin harmanlama sırasında arama motorları bu içerikleri bir şekilde daha belki ön plana çıkartabiliyor, görebiliyor. Ama onun haricinde de aslında bu yapıyı Creative Commons gibi bir açık lisansa lisanslamış olmak o derslere ne gibi katkılar sağlıyor sizce? Yani bu portal bu Creative Commons lisanslarını kullanmasıyla beraber nasıl bir artı değer üretti sizce? Şimdi yani biraz hayal kırıklığı yaratabilir, bilmiyorum. Creative Commons lisansı aslında şu anda Türkiye'de çok bilinmiyor. Evet. Ne olduğu, nasıl kullanıldığı bilinmiyor. Mesela üniversitede de işte geçenlerde bu konu yine gündeme gelmişti. Bir toplantıda üniversitede açık erişim yönetmeliği hazırlanıyor, yapılıyor. İşte buradaki kaynaklar Creative Commons lisansıyla paylaşılacaktır. Creative Commons lisansı nedir? Yani oradaki toplantıya katılan ne bileyim işte 20 kişi varsa onlardan sadece 2 tanesi bu konudan haberdardı. Herkesin aklında olan, herkesin bildiği copyright. İşte fikri hakların korunması, telifin korunması, bu bildiğimiz klasik copyright. Ama onun ötesinde Creative Commons nedir, ne yapar, ne işe yarar? O açıkçası çok bilinmiyor. Biz biraz da hani bu konu yani Türkiye'de gündeme gelsin, o koyduğumuz kaynaklar bilinirliği artsın ile Creative Commons lisansını burada kullanıyoruz ama dediğim gibi burada alınacak çok yol var. Bu lisansların işte sorulan şeylerden bir tanesi işte legal boyutu nedir bunun? Ne olacak? İşte birisi ben oraya açık olarak koydum, sonra benim aldığım işte bunu aldı başka yerde kullandı, bu beni korumayacak mı? Aslında koruyor. Hani baktığınızda mahkemeye gitseniz kaynağınızı birisi legal bir şekilde kullanırsa yine hani dava açma hakkınız falan var ama bunlar bilinmiyor açıkçası. Bizde de dediğim gibi biz koyduğumuz her kaynakta, oluşturduğumuz her açık ders malzemesinde, bu kendi derslerim için de dahildir. Bu bilinirliği arttırmak için Creative Commons lisansını aşağıya muhakkak koyarım hani sayfanın dibine ama orada dediğim gibi daha çok en azından Türkiye'de bunun bilinirliği, bunun farkındalığı konusunda daha alınacak çok yolumuz var. Yani aslında Creative Commons'ın Türkiye yapılanması da birazcık bunları amaçlıyor. Evet. Tabii Creative Commons'ta da yıllar içerisinde bu önemli değişiklikler oluyor. Yani yapılanması değişti, tüm sistemi değişti. İşte belki bu tür hani toplantılar yardımıyla, bu tür etkinlikler yardımıyla bunu daha fazla duyurulmaya çalışılıyor ama belki de burada sizin dediğiniz gibi işte üniversitelerde veya ilgili kurumlarda bir takım değişiklikler yapılırken işte bu yeni bir yönetmelik olsun, yeni bir çalışma olsun. Bu Creative Commons'la ilgili veya işte açık lisansların genel yapısıyla ilgili de belki birazcık daha bilinçlendirmeye, bilgi vermeye ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. O mesela işte YÖK'ten gelen yazın içinde hani üniversitelere bu açık erişim girişimi konusunda daha aktif olmaları konusunda gelen yazın içinde hani Creative Commons'ın
yer alması bile iyi bir şey. Evet. Çünkü bu sefer insanlar araştırmaya başlayacaklar. Ya nedir? Hani bunun copyright'tan farkı nedir? Ne yapacağız? Nasıl kullanacağız diye. Bir başlangıç olması açısından iyi. Gayet güzel. Hocam bu hem bilgi iş olsun hem sizin açık ders malzemeleri portalı olsun ODTÜ'nün. Siz bundan sonraki aşamayı ne olarak görüyorsunuz? Mesela bu ilk biz açık ders malzemeleriyle ilgili çalıştığımız zaman MOOC tarzında bir şeyi ben hiç hayal etmemiştim. Yani bir ders açılacak. O derse 10 bin, 15 bin kişi kaydolacak. Evet. Oradan sertifika alınacak. Ve aslında değil mi? edX'teki platform da öyle, bilgi iş de öyle. Bir etkileşim var aslında. Tabii. Örneğin bizim benim verdiğim programlama ve algoritmalar dersinde ben Python 1 ve Python 2'yi bilgi işten sertifika alınmasını zorunlu tutuyorum. Tabii. Dönem sonuna kadar. Tabii. Ve herkes bir şekilde aslında özgeçmişine bu sertifikaları da ekliyor. Evet. Bunu biz hayal edemezdik. Mesela edX'te bahsediyorlardı, işte 20 bin kişi bir derse kaydoluyor. İlk sınavda işte 5 bine düşüyor ama 1000-2000 kişi buradan sertifika alabiliyor vesaire şeklinde. Peki bu açık eğitimle sizce bir sonraki aşama ne olabilir? Yani öyle bir öngörü var mı? Ya da işte bu açık ders malzemeleri şu anda dediğiniz gibi o portallara dönüştü. Ticari olarak mesela Udemy'nin çok başarılı olduğunu görüyoruz. Gerçekten belki de şu anda değil mi Türkiye'den çıkan en önemli projelerden bir tanesi o. Tam Türkiye'den çıktı diyemeyiz ama KnowledgeBand diye bir ODTÜ zamanındayken yapmışlardı o projeyi. Ama hani çok ciddi anlamda bir pazar payı da almış oldu. Bir sonraki aşama sizce ne olabilir? Yani bu formal eğitim yapısı, şu anda gördüğümüz yapı tamamen buna dönüşen üniversiteler de yavaş yavaş bahsediliyor. Nasıl görüyorsunuz siz bunun geleceğini? Şimdi bir kere yine bardağın boş tarafından belki konuşmakta fayda var. MOOC'lar eğitimin çözümü değil. Bir de öyle bir hani bazen de biraz balonla çıkılıyor. Sonra hayal kırıklığı yaratılıyor. Bir hafta sonu gazete eklerinde görülecek. Bir onu ortaya koymak gerekiyor. Şimdi evet hani yüz binlerce kişi oraya giriyor, bir derse kaydoluyor vesaire ama mesela en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, şimdi geleceği ne olacak dedik ya, üzerinde çalışılması gereken konulardan bir tanesi dropout rate dediğimiz, yani bir derse başlayan insanların oranının bitiren kişilere göre daha yüksek noktaya çekilmesi. Bugün 100 kişi başlıyor senin dediğin gibi ama dersi işte 1000 kişi bitiriyor. Hatta bazı durumlarda daha az insan bitiriyor. Ve yolda bu insanları kaybediyoruz. O zaman niye kaybediyoruz? Yani bu insanlar bu derse başlıyorlar. Hatta bazıları kaydoluyorlar, hiç derse başlamıyorlar. Yani gelen kişilerin yaklaşık %50'si. Biz şu anda MIT ile ortak bir çalışma da yapıyoruz. Onlarla bir işbirliği içindeyiz. Onların elinde yani çok büyük miktarlarda veriler var. Onların tümünü bizle paylaştılar. Bizim elimizde burada Bilge İş MOOC'unun bir ciddi bir verisi var. 110 bin kişinin verisi var elimizde. Ne oluyor? İnsanlar niye başlıyorlar ve yarı yolda bu eğitimleri bırakıyorlar? Nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz biz bu MOOC yapılarını, masif kursları? Mesela ona bakıyoruz şu anda. Şu anda mesela görülen şeylerden bir tanesi MOOC'ların yapısında, bu kitlesel derslerin yapısında bildiğimiz klasik 14 haftalık üniversite eğitim yapısını oraya aktarma ya da orada hayata geçirme gibi bir eğilimin çalışmadığını mesela görüyoruz. Eğer ders süresi çok uzunsa insanlar dersi yarıda ya da işte daha yarıya bile gelmeden bırakıyorlar. O zaman belki de mikro dersler seviyesini düşünmemiz gerekiyor. Yani bir 14 haftalık bir dersi 2'şer haftalık, 3'er haftalık küçük küçük dersler haline döndürmemiz gerekiyor. Mesela yine başka problemlerden bir tanesi bu platformlar cinsiyet açısından da bir dengesizlik yaratıyor. MIT'nin verilerine biz şimdi daha işte dün tamamladık raporun yazılmasını. Erkek yoğun alanlar bu alanlar. Niye acaba kadınların bu alana şeyleri yok, ilgileri nispeten erkeklere göre daha düşük. Ne yapılabilir mesela bu konuda? En ciddi sorunlardan bir tanesi ise bu platformların elit platformlar olması. Şöyle elit, hep hani eğitimin sorunları çözülecek, işte dezavantajlı durumda düşük eğitimli kişiler de bu platforma girip eğitimler alacaklar, kendilerini yukarı çekecekler diyoruz ya, bunu göremiyoruz. Yani buraya eğitime ihtiyacı olduğunu hisseden insanlar aslında eğitimli insanlar.
şeyleri bu ortamlarda ders alanlar ya üniversite mezunu olmuş kişiler, master'lı, doktoralı ya da üniversite seviyesinde ders eğitim görenler. Ama eğitim seviyesi aşağıya doğru düştükçe, işte liseye gittiğinizde oran azalıyor. Ortaokul eğitim seviyesinde kişilerde, yani o derecede diploma almış kişilerde bu ortama girip eğitim alma taleplerinde çok ciddi düşüklük var. Yani bu o zaman eğitimin demokratikleştirilmesi tarafındaki sorunu halletmiyor. Hatta belki arayı daha da açıyor. Yani eğitimliler daha eğitimli hale geliyor. O zaman o grubu aşağıdaki grubu yukarı çekecek stratejilere ihtiyacımız var. Yani düşük eğitimli kişileri de öyle bir şeyler yapalım ki, öyle eğitim ortamları kuralım ki onlar da buraya gelsinler, eğitimi alsınlar, kendilerini bir seviye daha yukarıya çeksinler. Mesela bizim Bilge İş'teki yaklaşımımız biraz oydu. Çok simple, yani basit seviyede tutmak dersleri, çok kolay bitirilebilir seviyede tutmak. Mesela biz de o açıdan biraz daha başarılıyız yurt dışındaki örneklere göre. Bizdeki şeyler, dersleri alanlar, işte bu KOBİ çalışanları, liseliler, o seviyedekilerin sayısı oldukça yüksek bizde. Çok teşekkürler. Bir yorum gelmiş Yücel Yılmaz'dan. Zaman yönetimi başlayıp bitirememe konusunda etkenlerden biri gibi gözünüyor. Aslında o değil mi, bu formal eğitim söylenen bir şey de vardı sohbetlerde. Açık öğretim bitirmek çok zor. Aynen. Hani birisi zorlamıyor arkadan vesaire diye. Evet. Onunla ilgili. Evet. Ama Bilge İş portalı incelerseniz, ben yoğun olarak kullandığım için söyleyebilirim. İlk başta sizden bir niyet belirtmenizi istiyor. Yani sen buraya niye geldin? Bu sertifikayı almak için mi? Şöyle bir bakıp çıkmak için mi? Gibi. Ve mesela ben dediğim için ve bana bir mesaj geldi. Niye bu şeyi bitirmediğimi? Hani halbuki evet, ben sertifika alacağım diye girmişim. Bununla ilgili bir sorgu geliyor. Aslında bunların hepsi ciddi anlamda bu tür platformların geliştirilmesi için de kullanılan çalışmalar. Bu anlamda çok kıymetli. Yani sizin MIT'den aldığınız bilgiler, buradan MIT'ye giden bilgiler yine çok çok kıymetli. Evet. Birazcık da hocam ben şey diye düşünüyorum. Yani bu belki de Udemy tarzındaki platformlardaki eğitim bitirme oranları çok daha yüksektir bir ücret ödendiği için. Aynen. Hani burada sonuçta belki harcayacağı tek şey vakit. Hı-hı. Ama belki de o edX platformundaki o platformlarda da sertifika için para ödeyenler bir anlamda belki de o eğitimi tamamlama konusunda bir ekstra motivasyona sahip. Hı-hı. Yani bunların ücretsiz olması da belki bir merakla girip hızlı bir şekilde çıkmaya da neden olabiliyor. Evet, onu mesela gördük biz orada. Şeyde, MIT'nin derslerinde. Dersleri bitirenler artık o kadar efor sarf edince para ödemeye razı oluyorlar. Ve ders bitiren, dersin gereksinimlerini yerine getirenlerle sertifika alanlar hemen hemen eşit. Çünkü artık dersi bitirdim, bari gideyim bir miktar parasını ödeyeyim de sertifikasını da alayım diyorlar. İyi de bir tür örneklerde tabii baştan parayı verdiğiniz için artık onu hani madem parayı verdim bitireyim diyorsunuz. Öyle bir zorlama oluyor. Değişik stratejiler var. Bunların hangilerinin en iyi çalıştığını işte aslında bizim şu anda araştırma tarafında yaptığımız çalışmalar bunları gösteriyor. Bu konuyla ilgili de işte iki tane de doktora tezimiz şu anda devam ediyor. Bu dinamikleri ortaya çıkartıp yeni nesil MOOC'larda ne yapabiliriz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Güzel. İlkay'ın bir sorusu vardı hocam. Burada mesela Bilge İş özelinde istiyorsanız bunu yanıtlayabilirsiniz. Hani sertifikayı alması mı yoksa aktivitelerin tamamlaması mı sizin için mesela o dersi tamamlamış olarak nitelendiriliyor? Hani sizde sertifika ücretsiz alması olduğu için sertifika alması mı önemli orada? Evet, yani biz nihayetinde ona bakıyoruz. Yani almış, bitirmiş, bütün gereksinimleri etkinlikleri tamamlayacak, ödevlerini teslim edecek. %70 başarı şeysi var. Yani üniversitedeki klasik şey yaptı. İşte ODTÜ'de geçer not 70'tir. CC alırsınız buradan. Biz dedik bunu şeye de koyalım, Bilge İş'e de koyalım. Ama mesela bunu değerlendiriyoruz şu anda. Acaba bu çıtayı biraz yukarı çeksek mi? Mesela şu anki şeyimiz o. Süreç içinde de çünkü biz başta koyduğumuz bir takım öngörülerimiz sonra süreç içinde değiştir. Orada bazı değişiklikler süreç içinde biz de yapacağız. Yapıyoruz hatta. Meral Yılmaz'dan bir soru var hocam. Hı-hı. Sertifika tam olarak neye yarayacak bu platformlardan alınınca? Hı-hı. Yani benim mesela ders için koşullardan bir tanesi.
Evet. Yani ben birazcık da bu kendi kendine öğrenmeyi veya bu platformları kullanmalarını öğrenmelerini de istiyorum öğrencilerin. Evet. Bu bir yapı ama belki KOBİ'lerde KOBİ kendisine, kendi çalışanlarına böyle bir şey zorunlu tutabilir. Diyebilir ki bilgi işten şu dersleri bitir diye. Hani bunlar CV'ye koyulup bir şekilde hani bir kağıt parçası olmaktan öte, değil mi? Belirli kriterlerin tamamlanması için bir ön koşul olarak da yapılabilir. Yani. Bunun örnekleri var. Hatta yani biz bunu beklemiyorduk mesela. İlginç, hoşumuza giden örneklerden bir tanesiydi. Öyle İstanbul'da ismini vermeyeyim. Bir iki firma var, büyük firma. Mesela iş yeni aldığı personeline bizim oradaki sosyal beceri derslerimizden bazılarını, işte yeni işe girdin, şu dersi bu hafta al, bitir. Bu hafta sonunda sertifikayı getir. Hı. Hani kendi kendine öğrenme ne denir? Alışkanlığını vermek. Aynı zamanda o hani kurum bunun sonucunda bir para da vermiyor herhangi bir yere. Elemanını bir yere göndermiyor. Bir şey yapmıyor. Ne bileyim proje yönetimi belki onunla ilgili çalıştıracaksa bir proje yönetimi dersini aldırıyor. Belki çok ileri seviye değil ama temel bilgilere sahip olmuş oluyor gibi. Şimdi esasen orijinal soruya dönecek olursak sertifika ne işe yarayacak? Belki daha büyük soru sormak lazım. Diploma ne işe yarayacak? Yani aldığınız diploma, siz diplomayı aldınız diye doğrudan doğruya kimse sizi bir işe almaz. Dolayısıyla sertifikalar da aynı durumda. İşte mesela ne diyeyim, bilgi adam diye bir kurum var mesela bilişimle ilgili sertifika alabileceğiniz. Aldığınız sertifikayı bu size bir garanti veriyor mu? Vermiyor. Aslında nihayetinde her şey yine sizde bitiyor. Yani kişi, insanda bitiyor. Ama bizim hani şeyimiz insanlara bir hani işin ucunda bir havuç vermek. Sonuçta bir sertifika aldım. Bir şeyi başardım. En azından bir eğitime girdim. Eğitimin gereksinimlerini yerine getiriyorum. Temel gereksinimlerini yerine getirdim ve ben bunun sertifikasını aldım. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Ama hiçbir sertifika da zaten size iş garantisi. Hemen hemen hiçbir sertifika vermez. Aldınız. Eğer kendinizi yine geliştirmediyseniz diplomanız var diye de yine dediğim gibi sizi kimse işe almaz. O biraz yine size bitiyor ama biz önemli olan size kaynak veriyoruz ya da insanlara kaynak veriyoruz kendilerini geliştirmeleri açısından. Gültekin Gürdal'ın bir sorusu var. Bu arada Gültekin'e de merhaba diyelim. Hocam bu üniversitelere gelen yazıda Creative Commons'ın geçmesini sağlayan ekipten birisi. Tahmin ediyordum zaten. Evet. Gültekin Bey koydurmuştu. Evet, onların çok, güzel. Elinize sağlık. Çok, çok yoğun çalışmaları var. Aynen. Bu arada bu tabii Türkiye'deki tüm açık kavramının altını doldurmaya çalışan ekiplerin ortak çalışmaları çok böyle zorluklarla hayata geçiyor. Hani bazen açık ders malzemeleri, açık eğitim ön plana çıkıyor. Bazen o zayıflıyor, tekrardan açık erişimle ilgili çalışmalar şey oluyor ama hep aslında belirli bir ekip bunların peşinden koşuyor. Ben emek veren herkese de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Sorusu da sürdürülebilirlik için aklınızda hangi fikirler var? Herhalde bir tane soracağım. Projeye proje ekleyerek hayatta kalabilmek değil mi? Sizin yaptığınız gibi. Evet. Mesela onu yaptık. Şimdi kimse size para vermiyor açıkçası. Yani biz bu projeyi yaptıktan sonra üniversite yönetimine de gittik. İşte bir az bir şey verdiler. Ama ondan sonra dediler ki vallahi gidin hani üniversitede para yok. Hani kendi paranızı kendiniz bulun. Ne yapacağız? Yani ya dükkanı kapatacağız. Kaç sene üzerinde çalışmışız. Bu kadar büyük emek sarf etmişiz. Binlerce insan var bunun üzerinde. Bu bizim çocuğumuz olmuş artık. Proje yazmaya başladık. Mesela işte geçtiğimiz sene bir proje aldık. Bir Erasmus Plus projesi aldık. İlgi çeken konulardan bir tanesi işte mobil oyun programcılığı. Bununla ilgili şimdi biz projeye başladık. Yaklaşık 15 dersten oluşan bir paket olacak. Ve bu dersleri tamamlayanlar işte yine biz temel seviyede mobil oyun programcılığı sertifikasını alabilir bir seviyeye getirme düşüncemiz var. Hocam böyle o dersi açacağız da biz ne zaman olacak? Birazcık sizin mutluluklara göre o dersleri programlamak lazım. Hızlandıralım o zaman. Evet. Kadar böyle dediğin gibi yani en önemli şeylerden bir tanesi kaynak bulmak işte. Daha geçen gün başka bir proje, pazartesi günü başka bir proje tesliminde bulunduk. Bir şekilde hani bir bu pipeline dediğimiz boru hattına projeleri mümkün olunca koymak ve ondan sonra buralardan kaynak bulmaya çalışmak. Mesela başlangıçtaki en büyük beklentilerimizden bir tanesi ya insanlar buradan ders alıyorlar değil mi? Yani yüz binlerce kişi var. Bir bağış hesabı oluşturduk. Evet. Bir bağış sistemimiz var. İşte buraya bir bağış yapın da çark dönsün. Çünkü arka tarafta bazı personelimiz var, arkadaşlarımız var. Çok büyük özveriyle çalışıyorlar.
Mesela onlara hani emeklilerin karşılığını vermek gerekiyor. Bağış alamadık açıkçası. Yani Türkiye'de bu bağış alışkanlığı da olmadığı için işte bakıp hani kendimiz bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani başka projelerle? Başka projelerle şu anda edeceğim. Yani yapabileceğimiz en önemli elimizdeki enstrüman bu. O şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Bağış yapmak isteyenler varsa bekleriz arkadaşlar. Evet, bilgiçlattı.net'den. Adımottu diye bir şeyimiz var. Bağış sistemi. Sistemimiz var. Oraya kredi kartıyla bilgi işe bağış yapabilirsiniz. Memnun oluruz. Gültekin ders paketlerine sponsor aramak şeklinde olabiliyor. Yani aslında evet. O şekilde olabilir ama hocam o da hani üniversite bağlamında yine bir sürü farklı şeyi de bir beraberine getirebilir. Hani o sponsor mesela içinde reklam geçirmek vesaire çok mümkün olmayabilir ama sponsorluk bir şekilde devreye sokulabilir. Yani üzülerek diyeyim. Şu ana kadar bilgi eğitim üstündeki tüm dersler ücretsiz, eğitimler ücretsiz, sertifika da ücretsizdi. Belki sertifikalarımızı bir micropayment dediğimiz minik bir ücret karşılığında yani yine dersleri alabileceksiniz. Yine derslerin hepsinin sonuna kadar gelebileceksiniz ama sertifika almak istiyorsanız aynı MIT örneğinde olduğu dünyadaki gibi. Dünyadaki diğer örnekler. Diğer örneklerdeki gibi. Yani bizim baştaki bütün hedefimiz buna bir kaynak bulabiliriz ve böyle tamamen ücretsiz devam edelim idi. Sertifika alma sürecini küçük ücrete bağlama gibi bir şeyimiz var. Çünkü başka türlü ya o zaman şeyi sistemi kapatmamız gerekecek. Öyle bir çözümümüz ve önümüzdeki alternatiflerden bir tanesi. O zaman sertifika almak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar. Evet, hemen kayıt alıp derslere bu çalışmaları yapsınlar. Evet, evet. Yaklaşık bir 50 dakika boyunca açık eğitimle ilgili hem ODTÜ'deki çalışmaları hem aslında bu konuda yapılan projeleri hem de bir tarihsel yolculuk da yapmış olduk Köşe Hocam. Şu anda Köşe Hocaların bir laboratuvarı var. Oradan aslında size sesleniyoruz. Eğitim teknolojileriyle ilgili çalışmaları geliştirdikleri bir laboratuvardan. Bu açık eğitimle ilgili aslında Türkiye'de yapılacak çok şey var. Hem milli eğitim tarafında hem de yüksek öğretim tarafında. Ama hani burada biz istediğimiz hızı yakalayamıyoruz. İlk başta konuştuğumuz gibi bazen bu teşvikler yanlış bir şekilde etki ediyor. Halbuki bu içerik geliştirmeye değil belki de geliştirilen içeriği yaşatmak için daha fazla bu kaynakların aktarılması gerekiyor. Bu anlamda da hani yapılabilecek olan çalışmalar sınırlı ve bu konuda işte sadece belki üniversitelerin değil diğer kurum kuruluşların, özel kuruluşların da bir şekilde destek vermeleri gerekiyor. Bunların içinde yer almaları gerekiyor. Ben herhangi bir soru varsa onları yanıtlayalım. Herhangi bir soru yoksa da hem açık eğitim haftası tekrardan kutlu olsun diyoruz. Hem de ben Kürşat Hocam'a bize vakit ayırdığı için ve bu hakikaten çok güzel ücretsiz projelere, ücretsiz eğitim kaynaklarını bizlere sundukları için bu vizyonlarından dolayı da çok teşekkür ediyorum kendisine. Çünkü ben İSAM dedikleri bir ofisleri de var yine. Ofisteki çalışan arkadaşları da yakından tanıyorum. Gerçekten gece gündüz çok büyük bir özveriyle standart maaşlarla diyeyim ben. Bunları devam ettiriyorlar. Kendilerine de buradan çok selamlar. Onlara da teşekkürlerinizi tekrardan iletelim. Bunu ben de hani belirtmeden geçemeyeceğim. Yani bunun arkasında kendisi bu işe adamış çok hiçbir şikayet etmeden işte ben o işim var bunu yapmam etmem demeden çalışan çok özverili arkadaşlarımız var. Onlara hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Hem bilgi iş tarafında hem öğretim teknolojileri ofisi tarafında hepsinin katkısı inanılmaz. Hepsine çok çok teşekkürler. Şimdi bizim YouTube'da da yine Creative Commons'ın Türkçe biz var. Aslında onu da ben buradan yeri gelmişken paylaşayım. Hem burada biz daha önceki yapılan çalışmaları burada gözlemleyebiliyoruz. Yani hem bizim bu düzenlemiş olduğumuz webinarlara erişmek mümkün oluyor. Bu webinarı da buradan yayınlayacağız.
Hem de burada da biz abone sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Burada da abone olursanız ve bunu tanıtabilirseniz, Kürşat Hocam'ın başta bahsettiği hani Creative Commons'la ilgili çalışmaların bu farkındalığının oluşmasını da daha fazla sağlayabiliriz diye ben düşünüyorum. İlkay'da bağlantıyı paylaştı sohbet bölümünden. Başka bir yorum varsa, eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bunlarla ilgili de daha sonra bize info@creativecommons.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Bizim e-posta liste adresimiz de orası. İlkay, senin bahsedeceğin işler var mı oturumu kapatmak için? Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bence çok keyifli, aynı zamanda da bilgilendirici bir webinar session oldu. Herkese katılımları için de çok teşekkür ediyorum. Orçun'un dediği gibi bugün içerisinde, en fazla yarın, en geç yarın videomuzu da paylaşıyor oluruz bu webinarın kaydını. Kürşat Hocam, ağzınıza sağlık tekrar. Teşekkürler, ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir sonraki webinarla ilgili hem biz duyuruları yapacağız hem de desteklerinize katılmanız için de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.